Mersin Limanı. Sürekli uyuşturucular yakalanıyor, bir şeyler. Sonra İstanbul'da uluslararası çapta aranan uyuşturucu baronları falan Türkiye'de yakalanıyor. İzleyicilerimiz de bunun sebebini merak ediyorlar. Böyle derebeylerden falan bahsediyorsunuz. Nedir efendim bu? Bu bir siyasi tercihin ortaya çıkarttığı sonuçlar. Siyasi tercih eğer rant ekonomisinden besleniyorsa, devletin ve milletin imkan ve kabiliyeti ve kapasitesinin kendi ve yandaşları üzerinden kullanıla geliyorsa, otomatik olarak o örgüt suçun derebeylerini yaratmış oldu. Örgüt suçun derebeyleri sadece iktidar tarafından değil, muhalefette bu yaratılırken bunu engelleyebilirdi, farkına varamadı. Çünkü kullandığı argümanlar bakımından iktidar sessiz işgal etti Türkiye'yi. Hem yasal zeminde hem genel zeminde işgal etti. Ve her dediğini yaptırmaya kalktı ve başarılı oldu. Değişim denetim süreci özellikle Türk kimliği Batı ülkelerini rahatsız eden bir kimlik. Çünkü gelecekte Türk kimliği yeniden çağa kalktığı takdirde özellikle şöyle bakmak lazım. Geçmiş tarihten itibaren Kimmerlerden, İskenderlerden, Sakalara, hatta Peçeneklerden, Kumanlardan, Kıpçaklara kadar ondan sonra Büyük Selçuklu ve Osmanlılara kadar baktığımız zaman bütün sistem belli nehirler üzerinden, göllerden oradan denize ulaşma ve bu şekilde de egemenlik ve güvenlikten artırma projesi olarak geldi. Ve insanlar yaşamlarını devam ettirmek için göç mantığı içerisinde yerleşik alanlara geçtiler. Bunu kim kullandı biliyor musunuz yıllar içerisinde? Çarlık Rusyası kullandı. Yani nehirlerden şeye ulaşma. İşte Azak Denizi, Azal Denizi, Kerç Boğazı, Baltık Denizi gibi oradaki İdil volkanlarının kullanılması. Bunlar çok uzun şeyler. Şimdi böyle bir şeyde Türkiye yeni dünya düzeninde liderler kendi alanında kavga etmekte vakit kaybediyor. Aslında toplumu rahatsız eden bu mafyamsı yapıların siyasi tercih bir anda ortadan kaldırabilir. Zor bir şey değil. Öyle mi? Çünkü çok basit bir şey. Ama şöyle bir durum var Sayın Tantan. Şimdi bizim hükümet sürekli aflar çıkarıyor ve hatta diyor ki getirin diyor parayı çıkar diyor. İşte o İşte ekonomik... mesela parayı getir diyor. Şimdi efendim bakın parayı getir ben sana kaynağını sormayacağım diyor. Parayı getir diyor. Kaynağını sormayacağım gibi vergi de almayacağım diyor. Ekonomi yok ediyor. Böyle olur mu efendim? Mesela hangi para gelir Türkiye'ye böyle bir durumda? Kayıt dışı para bir ülkedeki finansman sistemi, mali sistemi, sanayi sektörü çökertir. Deli para. Biz geçmişte Mali Şube Müdürlüğü döneminde özellikle isim vermek istemiyorum. Belli ülkelerden gelen ve Türkiye sanayi sistemine el koymak isteyen yabancı servislerinle karşı kullanılan Türkiye'deki belli insanlarla ilgili operasyon ve çalışma yapmıştık. Orada gördük ki bir ülkenin kalkınmasını sağlayacak köklü sanayi tesislerine yabancı servise el koyarsa otomatik olarak onun fiyatı yükseltmesi ve indirmesi veya şeyi çalıştırmaması sistemi kilitler ve bu şey yapar rekabet düzeyi çökertiyor. Bu özellikle istihbarat çalışmaları bakımından bakıldığında bütün dünyanın kabul ettiği, modern devletlerin bu konudaki yoğun çabalar içerisinde olduğu, hatta Türkiye'deki istihbarat teşkilatında da 5 Nisan bilen, 10 Nisan bilen son derece saygın, vatanperver insanların bu ülke hükümet döneminde giderek istifa etmekte oldukları çok acı bir şekilde bunları görüyoruz. İşte bunun yansımaları ne oldu biliyor musunuz? Çok detaya girmek istemiyorum. Ülkeme haksızlık olmasın. Ama biz uluslararası bir takım örgütlerin, yani legal anlamda söylüyorum, uluslararası bir takım şeffaflık kuruluşlarının listelerinde kötü bir yere doğru gidiyoruz efendim. Evet. İşte bu sizin bu kanunda da gösterdiğiniz gibi terörle finansman, terörün mali yapısı, terörün mali finansmanı gibi konularda gereken adımları atmadığımız iddiasıyla İşte bu sürekli getirilen aflar ve bu konudaki ortaya çıkan şayialardan sonra işte gri listeler filan. Ya bu ülkem için benim için kötü bir şey. Bütün sanayicisinden hizmet sektörüne kadar herkesi lekeliyor. Güven duygusu boşalınca yabancı yatırımcı da gelmiyor. O bakımdan
kayıt dışı gelen falan nereden gelirse gelsin mantığı son derece yanlış. Şunu sormak gerekiyor. Yani Suriye'den sırtına çantayı, para çantası yüklemiş birisi kapıya geldiği zaman gümrük kapısına beyan edecek. İşte şeyle geldim diye. Peki kaç para var? Bu paranın nereden geldi? Bu paranın kaynağı ne? Nereye götürüyorsun diye sormak yok. Böyle bir şey olmaz. Kayda girersen, senin mali sistemine girersen, kontrol altına alabilirsen bütün dünyada modern devletlerden gittiğin zaman en basit şehri bir ülkede bile Fransa'da şurada burada belli bir parayı bozdurduğunda hemen seni gizli bir şekilde takip alıyorlar. Bu parayı nereye yatıracaksın? Bu para neye geldi, nedir diye takip alıyorlar. Çünkü kayıt dışı para, kayda girmemiş para veya kayda girmiş olsa dahi kendi mali ve ekonomik sistemini sanayisini koruyup kullanmak adına takip etmek mecburiyetinden. Türkiye'de böyle bir şey yok. Sayın Tantan, sizden hemen evvel Gürcan Dağdaş eski bakanlarımızdan bir mesaj atmıştı. Devlet kavramımız ve halkımız. Bakın bugün tanıtacağım kitaplardan biri de şu. Atilla Cemal Eşen bana göndermiş bunu devlet üzerine. Şimdi ben size baktığım zaman efendim, hani background diyorlar, perde arkasında, geri planda, sizin buraya gelmenizi sağlayan o arka planda. Şimdi ben sizi hani böyle devlet adamı diye tanımlıyorum. Hani devlet insanı diyoruz şimdi. Muğla'da bir olay oldu. Onu izleyip, arkadaşlar Muğla Valiliği haberi hazır mı Güven? Bir izleyelim, Saadettin Tantan acaba nasıl yorumlayacak? Endamım yeter. AKP propagandası yapan Muğla Valiliği tartışmalı paylaşımı sabitledi. Kalbim senden, senden vazgeçmeyecek. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Bu geçiş sonrası muhalefet sıklıkla eleştirilerde bulundu. Parti devleti diyerek. Yeter. Muhalefetin bir diğer iddiası da bazı vali ve kaymakamların AKP il veya ilçe başkanı gibi davrandığı yönündeydi. Muhalefetin bu sözlerini doğrular nitelikte bir olay yaşandı. Muğla Valiliği bir paylaşım yaptı, bir video. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP mitinglerinden derlenerek hazırlanmıştı. Muğla Valiliği'nin resmi Twitter hesabından Muğla aşkı içimizde hiç bitmeyecek notuyla paylaşıldı. Videoya Endamın Yeter şarkısı da eklendi. Endamın yeter. Muhalefet peş peşe tepki gösterdi bu paylaşıma. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Muğla Valisi olduğunuzu unutmayın. AKP'ye hizmet etmek istiyorsanız buna uygun makamlar var. Valilik bunlardan biri değil dedi. İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, denge kaybolmuştur dedi. Bu yönetim sistemiyle devlet ve hükümet arasındaki denge kaybedilmiş ve bugün itibariyle kamu kurumlarında çalışan neredeyse bütün personelimiz bu dengesizliğe mahkum edilmek zorunda bırakılmıştır. Tepkilere rağmen Muğla Valiliği paylaşımında ısrar etti. Eleştirilerin ardından videoyu silmek ya da açıklama yapmak yerine Twitter hesabında paylaşımı sabitledi. Endamın yeter. Yadırgadığımız bir durumdur efendim. Tantan'ın yorumuna ihtiyacımız var. Bu arada bakın, bu ülkede yine önemli görevlerde bulunmuş Zeki Sezer diyor ki İsmail Bey günaydın. Tam yerinde, tam zamanında bu kadar olur diyor. Sayın Tantan deneyimli, namuslu, akıllı, derinlikli bir devlet adamı olarak ne kadar önemli şeyler söylüyor, özlemiştik diyor. Biz de Sayın Zeki Sezer'e, Sayın Genel Başkan'a teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi Türkiye'yi dolaşırken polisler geliyor yanımıza, fotoğraf falan çektiriyoruz. Ben dedim ki aman ya çocuklar paylaşmayın da başınıza bir şey gelmesin, korkuyorum onlar adına. Onlar da diyorlar ki çok sık ama anlatamam size. Ama özellikle genç polisler şimdi böyle pırıl pırıl bizim devlet. İsmail Bey diyorlar biz herhangi bir partinin falan polisi değiliz. Biz devletin, cumhuriyetin polisiyiz. İşte bu valiler efendim, bizim valiler, savcılar, polisimiz ya bunlar bizim devletimizin değil mi efendim? Devleti temsil ediyorlar aslında. Yani şeye göre baktığın zaman. Ama Cumhurbaşkanlığı kanun hükmündeki kararnameyle üst düzey atanacak olan yetkililerle ilgili çıkarttığı bir şey var. Usul ve esaslar var. Onu okuyayım ben. Lütfen efendim. 17-2018 tarihinde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı 3 nolu kararnamesi. Bu kararnamenin
üst kademe kamu yöneticileriyle kamu kurum ve kuruluşlarında atama usulüne dair Cumhurbaşkanı kararnamesi. Burada önemli yerlere getirecek olan yetkililerin nasıl atanacağıyla ilgili usul ve esasları belirlemiş. Şimdi düşün, Dışişleri Bakanlığı alacak olan personel şeyden geçiyor. Lisan bilimi bilmemi de geçiyor. Tabii. Değil mi? Tabii. Ama müsteşar şeyin büyükelçi olarak atamalarında